Herkese merhabalar arkadaşlar ben Aral Büyük Aslan, global piyasaları BTC'yi ve genel olarak kriptoları konuştuğum kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ne yazık ki bir türlü bitmeyen ses konusundaki eleştiriler var. Şimdi bunun iki tane boyutu var çok kısaca bahsedeceğim. Hani bu şikayetleri olan arkadaşlar durumun farkında olsunlar diye şimdi birincisi şu ses konusunda bazen ayarları yapmayı atlayabiliyorum o yüzden ses az geliyor ama şu anda sizin az geldiğini düşünmüyorum ve ben hani gerçekten de bu ses az geliyor eleştirilerinden sonra açıyorum kendi cihazlarımdan bakıyorum ve sesle alakalı benim cihazlarımda bir problem görmüyorum eşimin dostumun cihazlarında da deniyorum problem görmüyorum ama bazı arkadaşlarım belki ses ayarlarıyla alakalı kendi cihazlarıyla alakalı problemler olabilir bir de ben konuşurken bir yankı problemi var. O yankıyı bertaraf etmek için arkadaşlar bir software kullanıyorum. Bu kulaklığı da o yüzden aldım zaten. Bu software'dan dolayı da sesin işte o şeyini biraz olsun yankısını biraz olsun alıyor ama yine de hani sesim böyle bir stüdyo kadar tabii ki kaliteli değil. Bunun farkındayım ama benim bütün işlerim için kullandım. Benim tek işim youtuberlık değil biliyorsunuz. Bütün işlerim için kullandığım bir ofisim var. Dikdörtgen büyük bir ofis. Buradaki problem de şu. Hem dikdörtgen olması bir problem sesçilerden aldığım kadarıyla hem de Duvarlar, yerler falan her taraf taş olduğu için ses izolasyonunu ne yazık ki yapamıyoruz. E, bir stüdyo yapacak durumumda bulunduğum yerde yok. O yüzden hani sesle alakalı kusursuz bir ses olmadığının ben de farkındayım ama anlayabiliyorsanız söylediklerimi kavrayabiliyorsanız problem yoktur diye düşünüyorum. Şimdi e, geçen haftadan beri BTC ve global piyasaları tabii ki konuşmadık zaten bu konuyu haftada bir ele alıyorum bildiğiniz üzere geçen hafta e, bu veriye dikkat isimli videomuzda anlatmıştık daha sonra da hafta içinde altcoin yatırımcısıysam bu üç tabloyu anla diye bir e, video paylaştım e, özellikle Şimdi BTC artık güncelliğini yitirdi. BTC videosu geçen haftanın. Dolayısıyla yeni BTC'yi konuşacağız ama gerçekten bu altcoin yatırımcısıysan bu üç tabloyu anla videosunu herkesin izlemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Orada hiç kimseye ihtiyacınız olmadan altcoinler konusunda ne zaman doğru zamandır yatırım anlamanıza vesile olacaktır. Şimdi hemen birazcık uzun bir giriş yaptım lütfen kusura bakmayınız. Şimdi arkadaşlar geçen hafta bildiğiniz üzere o videomuzda da konuşmuştuk. İstihdam açısından son derece önemli veriler geldi. İşte tarım dışı istihdam verisi geldi, işsizlik oranı verisi geldi, JOLTS verileri geldi. Açıkçası benim gördüğüm kadarıyla biraz daha negatife yakın bir istihdam tablosu çıksa da çok fazla piyasaları etkileyecek bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Bu veriler özelinde açık söylemek gerekirse. Şimdi bu haftaya baktığımızda da arkadaşlar enflasyon verileri gelecek. Perşembe günü tüketici fiyat endeksi ve çekirdek tüketici fiyat endeksi gelecek. Burada yıllık bazda tüketici fiyat endeksine baktığımızda beklentiler %3.3 ki geçen dönem %3. yani aslında enflasyon bir düşüş eee trendinde olmasına rağmen beklentinin bir önceki dönemin üstünde olduğunu görürüz. Bunun sebebi arkadaşlar şurada Ted Talks Marko'da da anlatıldığı üzere bir baz etkisi. Bundan önceki dönemin ee, enflasyon açısından pozitif baz etkisi değerlere yansımıştı. Şimdi de negatif bir baz etkisi söz konusu olacak. Ee, enflasyon verileri açısından önümüzdeki dönemde arkadaşlar özellikle Temmuz ve Ağustos enflasyon verilerinde beklentilerin yüksek tutulmasının sebebi bu. Zaten yıl sonuna doğru e, işte yılın işte. Dördüncü çeyreğine doğru az bir dönem kaldı. Üçüncü çeyreğin içindeyiz. Yıl sonuna doğru giden bir dönem. Önümüzdeki iki enflasyon verisinde de beklenti bu baz etkisinden dolayı biraz daha negatif yönde olmaya başladı. Bu da aslına bakarsanız hani matematiksel bir realite bu. Ee, hani bunun da çoğu yatırımcı tabii ki bilincinde. Bence asıl Asıl burada tabii ki hani enflasyon verisinin tamam bazı etkisiyle yüksek gelmesi bekleniyor ama ne kadar yüksek gelecek? Yani mesela istihdam tarafında hala istenilen o istihdam krizi çıkabilmiş durumda değil. E, dolayısıyla hani ne kadar yüksek gelecek? Bu da Fed'in faiz tarafındaki politikaların çünkü bu veriler enflasyonu etkilediği için faiz tarafındaki politikaları üzerinde belirleyici olacak mıyı? göreceğiz. Bugünden Fed'in faiz konusundaki politikaları açısından beklentileri ele aldığımızda mesela Eylül ayında e, bir fa, Eylül ayındaki toplantıda bir faiz artışına gitmeyeceği bekleniyor. Kasım'da da öyle, Aralık'ta da öyle. E, dolayısıyla 2023 yılında tekrardan bir faiz artışına gidilmeyeceği bekleniyor genel olarak piyasa tarafından. Bunu da Charlie Bilello bizlere aktarmış böyle değerlendirmeler yapan bir sayfa bu. Eğer İngilizceniz varsa mutlaka takip etmelisiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. 2024'te ise özellikle ilk yarı, ilk çeyrek ve hatta ikinci çeyreğinde ortasına kadar Mayıs ayına kadar bir e, faiz artışı zaten beklenmiyor ama faiz düşüşü de beklenmiyor. Mayıs 2024'teki toplantıda 25 bas puanlık bir faiz düşüşü bekleniyor ki şu anda işte 5.25 olan faiz oranlarının 5'e düşmesi bekleniyor. Arkadaşlar nitekim bu tabloyu Şurada Eylül ayındaki en azından top, toplantı için beklentiye baktığımızda %86 oranında beklentinin faiz artışı Eylül'deki toplantı olmayacak şekilde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burayı teyit ediyoruz. Ama Temmuz ayında paus yapıp yani bir e, pas geçip Kasım ayında Yine bir 25 bas puanlık bir faiz artışına gidebilir diyenler de var. Onlar da bu baz etkisinin yaratacağı enflasyondaki değerlerin Fed açısından rahatsız edici olabileceğini söylüyorlar. Tabii ki bunlar tamamen spekülasyon. Göreceğiz ama genel eğilimin bu olduğunu söylemek lazım. Yalnız burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Mayıs 2024'e kadar bir faiz artışına gidilmese de faizlerin %5.25'te kalacağı bir döneme giriyoruz. Zaten burada bu kanalda da birçok veriden bahsediyorum. İşte Twitter'da da bazen bahsediyorum sizlere arkadaşlar. İşte bugün JP Morgan analistleri bahsetmiş. Yani benim açıkçası bu tabloya baktığımda ee, global ekonomide global ekonomilerin bir resesyona girme ihtimali bana daha muhtemel geliyor. Bunun soft landing aşılabileceğini söyleyenler de var. Ben açıkçası resesyon ve bir kriz ile tekrardan o işte hepimizin özlediği o boğa dönemlerinin yaşanacağına dair bir bakış açısına sahibim. Keşke diğer bakış açısına sahip olsam ama hala bu konudaki fikirlerim değişmedi. Bildiğiniz üzere zaten burada da mesela S&P tablosunu hep global piyasaları anlamak adına değerlendiriyorum sizler için burada biliyorsunuz. Burada da açıkçası hani beklentimin çok üstünde bir performans göstermişti. S&P tablosu. Ee, burada da Ağustos ayı için zaten yatay bir seyir beklentisi içinde olduğumu yani en azından işte önceki zirveye %5'lik bir oran kalmıştı. Önceki zirveyi kıracak bir Ağustos performansı beklemediğimi sizlere ifade etmiştim. Ama şunu tekrardan itiraf edeyim ki 4350 seviyelerinin maksimum şöyle bir ayı piyasasındaki relief rally dediğimiz hareketin buralara gelip buradan bir düzeltme yapmasını bekliyordum. Şuralara kadar da haklı çıktım ama bunun üstünde böyle sert bir performans beklemiyordum. Nitekim bunu da öngörmek mümkün değil de aslına bakarsanız hani genel olarak bir istatistik açısından ele aldığımızda aslında şöyle bir haklılığımız da var. S&P 500 endeksinde 7 tane teknoloji şirketini kenara koyduğumuzda sadece bu dönemde %5'lik bir hareket görüyoruz. Ancak teknoloji şirketlerinin hem yapay zeka hype'ıyla hem de kendi hisselerini buyback yapmalarıyla beraber onların da etkileri de matematiksel açıdan endekste çok büyük olduğu için onların çok iyi performans göstermesi endeksi de yukarı çekti. Yani buradaki yanılmamızın sebebi aslına bakarsanız hani bu anlamda öngöremeyeceğimiz bir şey. S&P endeksinin genel karakteristiğine e, baktığımızda haksız çıktığımızı söylemek çok mümkün değil. Ona çünkü baktığımızda maksimum şuralara falan çıkacak bir performans gördüğümüzü söylemek de istiyorum sizlere tekrardan arkadaşlar. Şu anda bir düzeltme var geçen haftanın kapanışları piyasalarda iyi gelmedi arkadaşlar. Nasdaq'ta da aynı şekilde bir düzeltme var. DXY'da sert bir şekilde toparlandığını görüyoruz. 20 haftalık hareketli ortalamanın da üstüne çıktık ki bu DXY için iyi bir gösterge. Onu söylemek lazım. VIX endeksine baktığımızda VIX endeksi zaten şurada 2017'lere kadar dayanan dip seviyelere kadar neredeyse gelmişti. Oradan sert bir tepki aldığını görüyoruz. VIX endeksinin de VIX endeksi ve DXY endeksi ile hisse senedi piyasalarının gösterge endeksleri arasında genel itibariyle bir ters orantı olduğunu söylemek mümkün. Bunlar yukarı doğru burunlarını kaldırdığında bu e, gösterge endekslerde S&P gibi, Nasdaq gibi, Dow Jones gibi işte Avrupa'da DAX gibi falan bunlarda da sert yönde bir hareketlilik gördüğümüz Hepinizin malumu. Bunda da yine 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne doğru sert bir yükseliş geçen hafta itibariyle gördüğümüzü e, kabul etmek lazım. VIX'te tekrardan şu 20 seviyelerin üstüne çıktığımızda bana göre yukarı yönlü trend kendini teyit edecek gibi gözüküyor. Şey için ise DXY'da ise şuraların 104'lerin üstüne şuralara çıktığımızda kendini teyit edecektir diye düşünüyorum. Peki S&P tarafında beklentimi söylemem gerekirse S&P tarafında açıkçası Ağustos ayında arkadaşlar şu alanda bir hareketlilik bana mümkün geliyor. S&P tarafında. Yani şu alanda hemen hemen şurada işte reddedildiği Tekrardan Fibonacci 0.786'nın yani 4528'in altına düştü. Burası ile 4528 ile 4350 aralığında. Burada 20 haftalık hareketli ortalama da şurada destek vermeye çalışacak. Bu alanda bir hareketlilik görmemizin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse. Şimdi BTC de aslına bakarsanız o endeksin kendi doğasına baktığımızda ne Yapacağı yönündeki öngörümüzün BTC'de de e, tuttuğunu söylemek mümkün. Açıkçası BTC'de benim aylardır e, yani hatta 2021 Aralık'tan beridir net bir şekilde e, hem fırsat kaçırmama sebep olan da şey bu olmuştu. Net bir şekilde yanıldığım yer şurası oldu. Ben burada açıkçası şuraları bir deneme eğiliminde olacağını düşünüyordum BTC'nin. Şöyle bir 13-12 pantlarının bir denenmesinin ondan sonra böyle bir hareket görmemizin mümkün olduğunu düşünüyordum ama oradan fiyat 16 binlerden sert bir şekilde yukarı gitti ama burada ondan sonraki süreçte işte trend hattının kırılmasıyla acı trend hattının kırılması burada bir retest yaptıktan sonra yukarı gitmesi 200 haftalık hareketli ortalamanın bir destek görevi vermesi yönündeki beklentilerimiz burada genel olarak çalıştı. Burada şu hareketlilik yukarı yönlü bir trend hattı oluşturdu. Turkuaz rengi trend hattı arkadaşlar. An itibariyle de şurada Haziran 2023'ün yarattığı tepe ile bu tren tattı arasına sıkışmış bir BTC var. En kısa vadede. Açık söylemek gerekirse bu tepenin üstüne çıkmadıkça yani 30.600'ün üstünde net haftalık kapanışlar yapıp burayı bir desteğe çevirmedikçe yukarı yönlü hareket beklentim yok BTC'de. Burada da aşağı yönlü de şu trend hattı kırılmadıkça ki trend hattı hemen hemen 28.500 seviyelerine denk geliyor. Dikkat ederseniz tam olarak buradan bir tepki aldı BTC bu hafta içinde. Bunun altına düşmedikçe de aşağı yönlü bir beklentim yok. Hatta ve hatta daha aşağı yönlü beklenti içine girmem içinde 200 haftalık hareketli ortalamanın yani 27.300 seviyesinin kırılması lazım. Yani genel olarak BTC'nin burada yapacağı hareketler benim açımdan yatay hareketler olacaktır. 30.600'ün üstüne çıkarsa daha yukarıdaki seviyeleri beklerim. 27.300'ün maksimum aşağı seviyeyi söyleyeyim. Altına düşerse de daha aşağı seviyeler beklerim. Ama BTC an itibariyle aslında şuraya sıkışmış durumda. Buraya sıkışmış durumda. Buradan da muhtemeldir ki Ağustos sonuna kadar en geç çıkmış olacak ve yönüne karar vermiş olacaktır diye düşünüyorum. S&P'de Nasdaq'ta düzeltmeler net e, daha sertleşir. 20 haftalık hareketli ortalamanın altına düşer. Şurada trend hattı denenir falan bu tip senaryolar olursa tabii ki BTC'de aşağı yönlü bir hareketlilik göreceğiz. S&P'de biraz daha yatay bir hareketlilik olur. BTC biraz daha kendi dinamikleriyle hareket ederse o zaman da belki biraz daha yukarıdaki seviyeleri düşünme ihtimalimiz söz konusu olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi günlük tabloda yani kısa vade benim açımdan kısa vadeye baktığımda da şurada şöyle bir hareketlilik vardı. EMA dirençlerinin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz günlükte. Burada bir yatay hareketlilik vardı. Geçen hafta biz videomuzu çekerken şuraya doğru doğru bir 28.500 28.000 seviyelerine doğru bir hareketlilik görmemizin daha muhtemel olduğunu beklediğimi sizlere söylemiştim. Nitekim şuradan bir iğne attık. Takip eden günlerde de burada bir iğne attık. Her ne kadar bu desteği denememiş olsak da aşağı yönlü bir iğne attık. Burada da BTC'de 21 EMA'nın üstüne çıkmaya çalıştığını görüyoruz. 21 EMA'nın üstüne çıkmak aynı zamanda şurada çok kısa vadeli bir trend hattında kırmak anlamına geleceği için yukarı yönlü tekrardan 30 bin seviyelerini deneyecek kısa yönlü bir hareketlilik görmemiz mümkün olabilir. 21 EMA'nın üstünde günlük kapanış gelmesi durumunda arkadaşlar. Ama genel olarak BTC ile alakalı fikirlerim aslında burada kısa vade ile çok fazla ilgilenmediğimi bilirsiniz arkadaşlar. Genelde talep bu yönde olduğu için konuşmaya gayret ediyorum. BTC'nin yönü konusunda söyleyebileceklerimi haftalık tabloda biraz önce sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi başlıkta ifade ettiğim arkadaşlar ayı sonrası akümülasyon süreci. Post bir market deniyor buraya. Bunu da neye göre söylüyoruz? Glassnode'un paylaştığı bir genel trendi takip etmemiz için işe yarayan bir on-chain metriği var. Analyzed Realized Volatility diye bir tablo. Bu tabloya göre arkadaşlar şu anda volatilitenin BTC'deki yani volatilite hangi yönde olduğu çok önemli değil. Fiyat hareketliliğine deniyor. Yani şu hareketlere volatilite deniyor. Bu da genelde aslına bakarsanız hani ya böyle çok sert düşüşlerde düşüşe verilen tepkile falan gördüğümüz şeyler veya çok sert hareketlerde yukarı yönlü harekete verilen tepki, satışlar ve bunların yarattığı dalgalanmalara verilen isim aslında an itibariyle arkadaşlar bundan önceki ayı piyasalarından sonra içine girdiğimiz Post Beer Market Accumulation alanına girmişiz gibi gözüküyor. Çünkü bu seviyelere geldiğimizde volatilite olabildiğince düşüyor. Olabildiğince sıkıcı bir piyasayla karşı karşıya oluruz. Nitekim aylardır yaşadığımız bu. Bu da ayıp piyasalarından sonra yatay hareketlilikler gördüğümüz bir dönem oluyor. Burada akümülasyon yapılıyor yani BTC'ler alınıyor ve ondan sonra bir boğa piyasası başlıyor. Benim boğa piyasasıyla alakalı beklentilerim biliyorsunuz 2021 Aralık'ta tamamen nakde geçtiğimden beri 2022 ve 2023'ten bir şey beklemediğim yani bir boğa çıkmayacağı yönünde öngörüde bulunduğumu bilirsiniz. Dolayısıyla bu sene için bu akümülasyon alanından çıkacağımızı düşünmüyorum. Ama 2024'te işte biraz önce global piyasaları konuşurken konuştuğumuz faktörler olur. İşte faiz konusunda sürpriz hareketler olur. Faiz düşüşleri gerçekleşir gibi. Yani hani şimdiden çok böyle o kadar uzağa doğru hele hele böyle kaotik süreçlerin devam ettiği bir dünyada konuşmanın çok anlamı yok. Onu o zamanlar geldiğinde ya da yaklaştığında konuşacağız. Ama piyasalarda bir boğa çıkması için gerekenlerin olması durumunda ki burada önce bir resesyon ve belki bir krizin yarattığı bir likidasyon dediğimiz çok sert satışlar görebilmemizden sonra belki bunu konuşacağız. Kapitülasyonlardan sonra bunu konuşacağız. Şu anda bilebilmek mümkün değil. Şu anda şu olursa bunu bekleriz, bu olursa bunu bekleriz nazarından konuşmaya çalışıyoruz. Ama bu sene için benim boğa beklemediğimi en azından tekrardan hatırlatmak isterim. Ama an itibariyle en azından volatilite açısından da ayıp piyasasının sonunda gördüğümüz akümülasyon post bir akümülasyon alanına girdiğimizi görmek en azından biraz daha umut vericidir diye sizlerle de paylaşmak istedim. Çok önemli bir haber Paypal'den geldi ki 2020 BTC boğasının da arkasındaki e, etkilerden biri Paypal'in kripto alanına girmesi haberiydi biliyorsunuz. Şu anda Paypal'in sabit coin çıkardığına dair bir haber geldi. Bu tabii ki geleneksel finansında bu alana aslında yenilikçi geleneksel finansın içindeki yenilikçi firmaların başında gelen Paypal'in sadece bir işte Paxos'la çalışacağını da duyurdu. Bu Paxos'la birlikte bir entegrasyon sağlaması ki bu entegrasyonu da hali hazırda kripto satan bir platform olarak yapması birçok insan açısından tabii ki kolayca kripto alanına entegre olmalarını sağlayabilmesi açısından son derece önemli bir haber diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bu alana girilmesi açısından hani bu alanla alakalı önemli haberler listesine koyabileceğimiz bir haber olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle şeyler de oluyor. Kriptonun dinamikleri eee Şöyle bir şey olmuş tam bu haber çıktıktan sonra çok da hızlı hareket ediyor dolandırıcılar. Paypal'in sabit coin açıklamasından hemen sonra üretilen ve bir sabit coin yani üretilen bir sabit coin iken bile böyle şeyler oluyor. Sahte Paypal tokenları oldu özellikle Uniswap üzerinde erc20 formatında oluşturulan yaklaşık 30 adet sa sahte Paypal tokenı olduğu görülüyor. PayPal gibi PYUSD kısaltmasını kullanan bu tokenlardan bir tanesi ise %30 binlik yükseliş gördü. Hatta toplamda 2.6 milyon dolarlık da işlem hacmine ulaştı. Yani bu da bir sabit coin çıkartıyor bir firma ama haberin etkisi öyle bir şey yaratıyor ki piyasada. Bu piyasada öyle bir fırsatçılık ve bu fırsatçılığı değerlendirme gayreti var ki yani sabit coin çıkmış. %30 binlik yükseliş görüyor ve insanlar bunu bir şekilde müdahil olup alıyor. Ben nasıl bu kadar hızlı hareket edebiliyor bu insanlar? İnanın bilmiyorum. Benim hiç becerebildiğim bir şey değil. Ama bu piyasaya dair bize gerçekten çok şey söylediğini düşünüyorum. Ve burada kesiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine BTC ve kriptolarla alakalı konuşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.